Belki de her erkeğin hayalinde kaslı olmak var. Ancak bunun için yapılan uğraşlar bazen sınırı aşabiliyor. Öyle ki pek çok vücut geliştirici kasları büyütmenin bağımlısı oluyorlar. Tehlikeli olduklarını bile bile yabancı kimyasal maddeler yardımıyla ya da farklı yollarla kaslarını şişirmeye devam ediyorlar. Pek çok vücut geliştirici için sonu bazen ölümle, bazen de ağır yaralanmalarla bitti. Bu video ise sınırları iyice zorlayan ve en sonunda kasları patlayan sporculara bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Edward Spaghuer. Edward en kaslı vücuda sahip olmak için çok kararlıydı ve bu yola başvururken kimyasal madde kullanmaya başladı. Bu ilaçları çok fazla kullandı ve sonuçların bu kadar olacağını belki de hiç tahmin etmiyordu. Bir gün her gün yaptığı gibi spor salonuna gitti ve sporunu yaptıktan sonra eve geldi. Yemek yediği sırada rahatsızlandı ve adeta kalbini bıçaklamış gibi hissediyordu. En sonunda yıkıldı ve hastaneye götürüldü. Doktorlar ona aortun patladığını söyledi. Neyse ki bir mucize eseri olsa da kurtulmayı başardı. Normalde bu damarı patlayan kişilerin yaşama şansı bir dakikayı bile geçemez. 2016 yılında ise beyinde yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı hayata veda etti. 2 numara Branch Warren. Bir vücut geliştiricinin kaslarının spor salonunda değilken patlayabileceği zamanlar vardır. Warren ıslak zeminde kayar ve sağ quadriceps tendonu talihsiz bir şekilde yırtılır. Yaralanmasından sonra çok uzun bir süre kendine gelemedi. Kasının basit bir kayma ve düşme kazasında patlama nedeni kaslarının gereğinden daha fazla büyük olmasıydı. Daha sonra steroidi çok fazla kullandığını itiraf etmişti. 3 numara 45 yaş. 45 yaşına gelmesine rağmen o kas sevdasından asla kurtulamıyordu. Onun kasları aniden çok büyümüştü. Dünyada en fazla kasa sahip olan insan olarak gösterildi. Her gün ıspanak yiyen bu adam bir zaman sonra ıspanak olmadığı için yemedi. Bu da vücuduna yansıdı ve kasları patlama noktasına geldi. 6 ay boyunca hastanede yatmak zorunda kaldı. 4 numara Ron Norriman. Ron Norriman yıllarca eğitim aldıktan sonra tendonlarının patlamasına neden olan rekabetçi bir vücut geliştirmendir. Çoğu insan ilk yaralanmadan sonra bu sporu bırakır ama yine bunları yapmaya devam etti. Oldukça hırslı bir yapıdaydı. Ameliyatlara rağmen o spordan asla kopmadı. Sonuç olarak bu olayı birden fazla yaşamış oldu. 5 numara Andrej Gajdos. Genç yaş bazen bu spor için ağır olabiliyor. İngiltere, Somerset Weston Supermarket'ın 19 yaşında acemi bir programcı olan Andrej Gajdos yeni The Rock olma hayali kuruyordu. Ne yazık ki rüyasını asla gerçekleştiremeyecek. Çünkü bölgedeki manavın önünde olduğu yere yığılarak öldü. Ani ölümün sebebi torasik aort yırtılması. Göğsünden geçen ana damar patlamış. 6 numara Eric Graves. Graves, Vidor, Texas'tan bir vücut geliştirmendir. Göğsü kapandığında ve sağ göğsü kasları patladığında spor salonunda 500 kilo kaldırmayı deniyordu. Her şey videoda yakalandı. Videoyu izlediğinizde pek çok insan gibi çok şaşırabilirsiniz. 7 numara Rekabet. Vücut geliştirici aralarında oluşan rekabetlerde bazen tehlikeye sebep verebiliyor. Bu adam omuz kasları patladığında ve sızmaya başladığında bir vücut geliştirme yarışmasında yarışıyordu. Gösterinin devam etmesi gerektiğine karar verdi ve mümkün olduğu kadar uzun bir süre yarışta kaldı. Kalabalık fark ettiğinde ise acılı bir şekilde sahneden indi. 8 numara Geniş Yırtık. Omuzunda keskin bir acıyı hissetmeye başladığında bu adamın hayatının değişeceğini kimse tahmin etmiyordu. Ağırlıkları kaldırırken bir anda kendini hastanede buldu. Yapılan kontrollerde kaslarında çok büyük bir yara olduğu ortaya çıktı. 9 numara Greg Valentino. Yarışmada dereceye girebilmek uğruna sağlığını bozmayı göze aldı. Kullandığı ilaçlar sonucunda enfeksiyon, pek çok talihsizlikler yaşadı. Çok iğrenç steroidler aldı. Çoğu zaman iğrenç iğneler vurdu. En sonunda ise kasları patladı.